Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün size tek bir soru çözeceğim. İntegral sorusu çözeceğiz. Ee, şöyle bir integral verilmiş. Normalde bu integral dönüşüm kullanmadan çözme şansınız yok. X eşittir 4 sin t dönüşümü kullanarak çözmeniz lazım. Ama siz geometri biliyorsunuz. Ee, geometri çember bildiğimize göre dairede alandan yararlanarak bu soruyu çözebiliriz. Şimdi öyle bir çözüm gerçekleştireceğim size verilen ifadeyi yani pratik bir şekilde bunun alanı alan gösterdiğini görüp bulacağız. Bu aslında bir yarım çember denkti ama, ama göremedik diyelim. Hemen buna ne diyelim? Y diyelim. Şu ifadeyi kökün tamamıyla beraber y dedim. Her iki tarafın karesini alırsam yani neye y dediysem yazıyorum. 16 eksi x karenin kare kökü eşittir y ise her iki tarafın karesini aldım. 16 eksi x kare eşittir ne geldi? Y kare x kare artı y kare de eşittir düzenledim bunu ne oldu 16. x kare artı y kare eşittir 16'nın ne olduğunu biliyorsunuz siz. Merkezi orijin yarıçapı da 4 birim olan bir çember belirtiyor. Hemen bunu bakın koordinat düzlemimizde çiziyorum. X y. Yani nereden nereye geliyor soru? Bir integral sorusu nasıl dairede alana dönüşüyor onu görmüş oluyoruz. Şöyle çemberimizi çizdim. Merkezi o işin yarı çapı da ne olmuş oldu? 4. Şurası 4. Burası 4. Burası eksi 4 ve burası da eksi 4. Bizden istenilen alt ve üst sınırlarına bakıyorum. Eksi 4'ten artı 4 ediyor. Eksi 4 ve artı 4. Burada y'yi yalnız bırakmış şu denklemde. Y'yi yalnız bıraktığı şu fonksiyon ne olmuş? fx fonksiyonu olmuş. Yani integralde alanı biliyoruz. Hatırlayın. a'dan b'ye fx dx dediğimiz ifade ben şuna y eşittir fx dersem eğer şu taralı bölgenin alanını gösteriyor. Alt sınırımız eksi 4. Üst sınırımız artı 4. Yani ben integralde şu integral yardımıyla alanı hesaplayın desem şu taralı alanı nasıl bulursunuz? Eksi 4'ten 4'e fx dx diye bulursunuz. Doğru mu? fx dediğim işte y eşittir. fx dediğimde ne eşit? 16 eksi x karenin karekökü. Yani bizden aslında istenen yarım dairenin alanıymış. Yarım dairenin alanını bulmak için de biz tutup da integrale Bakmayız, integralle yapmayız. Yarıçapı 4 birim olan dairenin alanı nedir? Çünkü burası yarıçap 4 oldu. Dairenin alanı pi çarpı r kare. Yarım daire olduğu için bundan ne yaptık? 2'ye böldük. R yerine 4 yazarsam pi çarpı 4'ün karesi bölü 2. Yani bizden istenen aslında taralı yarım dairenin alanıymış ve cevap 8 pi'ymiş. Her gün böyle mümkün olduğunca sizinle özel sorular yani özel derken tabii çıkamaz anlamında değil. Pratikleştirilmiş sorular çözmeye çalışacağım. Normal konu anlatımlarına ek olarak böyle sorular da çözmeye devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.